Ben buradan futbol severlere kötü bir haberim var. Türk futbolunda deniz bitti, haberiniz olsun. Bak bu yöneticilere de sesleniyorum. Çıkın doğruyu anlatın kardeşim bu millete. Söyleyin bu durumdayız. Bu deniz bitti, haberiniz olsun, biz iflas ettik. İnanın eğer Türk futbolu bir şirket olsaydı çoktan konkordato ilan etmişti. Şimdi bu Türk toplumuna artık kandırmaktan vazgeçin. Türk toplumuna iki şey yapmayacaksın bu büyük Türk milletine. Bir, yalan söylemeyeceksin. İki, rol yapmayacaksın. Artık rol yapmayı ve yalan atmayı bırakın. Her şeyi çıkın, anlatın, durumlar budur. Türkiye büyük bir devlet. Gerekirse başka da müdahaleler yapılır ama bunun böyle sürdürülebilir hiçbir tarafı yok. Şimdi diyorlar ki bu büyüklere söylüyorum biraz. Yöneticiler var orada diyorlar ki taraftar baskısıyla medya baskısı. Şu oyuncuyu da alın, şampiyon olalım, Avrupa kupalarında şöyle yapalım, böyle yapalım. Ne oldu? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ortalama yıllık oyunculara ödediği para 500 milyar TL. Şimdiki 500 milyon TL şimdiki parayla. Peki ne oldu? Avrupa kupalarında var mıyız? Avrupa'nın ikinci, üçüncü sınıf takımlarının arkasında bitirdik. Ya sonuncu olduk ya sondan ikinci olduk. Peki hani bu oyuncular bizi uçuracaktı Avrupa'da? Hani bu oyuncular Türkiye Ligi'nde uçacaktı hepsi? Ne oldu? Ligin devre arasına yaklaştık. Puan durumunu okuyorum. Sivasspor 33, Beşiktaş 27, Fenerbahçe 25, Galatasaray 24. Sivasspor Beşiktaş'a 6, Fenerbahçe'ye 8, Galatasaray 9 puan fark atmış. Ben de Sivasspor Kulübü Başkanı Sayın Mecrurat Yakmaz'ı aradım bugün. Dedim ki, başkan oyunculara kaç para ödüyorsun? Dedi ki, bütün sene ödediğim para 90 milyon TL. Diğerleri 500 ödüyor, Sivasspor 90 milyon TL ödüyor. Hani siz uçacaktı bu futbolcular, havada 5 dakika duracaktı, 40'ar gol atacaktı? Artık bu milleti kandırmayı bırakın. Millete de söylüyorum, futbol severlere de söylüyorum. Lütfen siz de artık kabul edin bunu. Kabul edin, bu millete de baskı yapmayın. Peki, çözümü yok mu? Var. Kısa vade, orta vade, uzun vade çözümleri var. Çok kısa vadede hemen iki tane çözüm söylüyorum. Bir tanesi. 8 yıldır bekliyor Kulüpler Birliği yasası burada. Bir türlü çıkaramıyoruz. Çıkarmıyorlar, çıkarttırmıyorlar. Kulüpler Birliği yasasında sadece bir tane madde söyleyeceğim size. Kulüp başkanları ve yöneticiler bulundukları dönemden borçlarından sorumludur. Hadi bakayım harcayın da göreyim o zaman 20 milyon euroyu, 30 milyon euroyu. O oyunculara verin bakarım 5'er milyon euroyu. Göreyim ben ondan sonra. İkincisi, çok kısa bir şey söyleyeceğim buradan. Vaktim de kalmadı. Futbol Federasyonu'na söylüyorum. Acil bu yabancı konusunda herkes bir şeyler konuşuyor. Ya sen altyapıdan oyuncuyu fışkırt, oyuncuyu getir, sonra yabancıyı da serbest bırak. Önemli değil. Onun için önümüzdeki sene için çok kısa bir çözüm söylüyorum. Başkanım belki bir dakika daha bana verebilir. Veririm. Buyurun Sayın Sancaklı. Süper Lig'de 18 takım var. Alttaki TFF Ligi'nde de 18 takım var. 36 takım. Şimdi söylüyorum. Şimdiden Futbol Federasyonu önümüzdeki sene için yayınlasın tahmimini, talimatını. Seneye ilk 11'de altyapıdan yetişen iki tane oyuncu oynama zorunluluğu olacak. İki de kulübede etti mi 4? O 4'ün 4 tane de yedeği olacak. Doğal olarak bir kulüpte ama bu kanun olacak ki herkes yapmak zorunda kalacak. 26 kişilik kadroda 8 tane altyapıdan oyuncu olacak. Peki 8 ile 36'yı çarparsanız aşağı yukarı 300 oyuncu falan yapıyor herhalde ortalama. Bak size alın size seneye 300 tane Türk oyuncu. Bunu 3 sene yürütürsen zaten al sana 1000 tane Türk oyuncu. Ondan sonra sen yabancıyı serbest bırak istediğin kadar. Şimdi alın size Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden o arkadaşlara söylüyorum bunu. Buyurun yapın. Ama bunu yapmamız için de Sayın Spor Bakanım sizin de devreye girip Futbol Federasyonu Başkanı ile konuşup çok güzel bir şekilde bunu söylemeniz lazım. Onun için arkadaşlar yani çözümsüz hiçbir şey yoktur. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Bu çocukları, bu milleti, bu gençliği ya spora göndereceğiz, spor yaptıracağız, maçlara göndereceğiz, izlettireceğiz ya da gidip uyuşturucunun batağına düşecekler, kötü alışkanlıklara kapılacaklar.